Selamun aleyküm. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i hakkınızda ve hakkımızda mübarek eylesin. İnşallah feyizli ve bereketli geçiyordur Ramazan'ınız. İnşallah oruçlarınız çok keyfiyetli geçiyordur. İnşallah sadece aç kalmaktan ibaret, sadece mideye tutturulan bir oruç değil, bütün azalarımıza oruç tutturuyoruzdur. Biliyorsunuz dilin orucu yalan söylememek, kötü söz söylememek, ona bolca zikir ve salavat çektirmek. Gözün orucu ise onu namahreme, harama baktırmamak, onu Kur'an'ın nuruyla nurlandırmak, onu tefekkür nazarıyla baktırmak. Kulağın orucu onu haram sesleri kapatıp haram şarkıları dinletmemek. Böyle hayırlı sohbetleri, Aşkın Yolu programını Çınaraltı YouTube kanalını izletmek ve dinletmek. Evet, Bismillah dedik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehber olarak yürüdüğü aşkın yolunda hakiki aşk menzilinin adımlarını birer birer atıyoruz. Bugün 3. gündeyiz. Elhamdülillah bizler için Ramazan-ı Şerif çok güzel, çok lezzetli, çok keyifli ve çok nurlu geçiyor. Biliyorsunuz Çınaraltı 10 yıldır her gece Ramazan-ı Şerif'e denk geldiğinde her geceyi sanki Kadir gecesiymiş gibi sabahlayarak ihya programlarıyla geçiriyor. Size tavsiyemiz de bu noktada böyle. Zaten Çınaraltı sayfasına mesaj atarsanız Instagram üzerinden onlar da size 3 aşamalı maneviyat programını atacaktır. Kendinize uygun olan maneviyat programını uygulayabilirsiniz. Eğer vaktiniz de müsaitse kendi evinizde oturduğunuz yerde sanki çınar altındaymışçasına bizlerin yaptığı gibi bütün gecenizi ibadetle, duayla, Kur'an okuyarak, cevşen okuyarak, evrad-ı eskar okuyarak ve imani sohbetler yaparak veya bazıları belki yapmakta çekingen davranabilir, izleyerek diye bu kısmı sizler için doldurayım. Bu şekilde bereketli, istifadeli geçirebilirsiniz. Rabbim yapmış olduğunuz ve yapacağınız bütün ibadetleri kabul eylesin. Tutmuş olduğunuz ve tutacağınız bütün oruçları kabul eylesin. İnşallah Ramazan'dan sonra da bu istikamette, bu keyfiyette geçiririz. Bakın Ramazan'ın her günü bir basamak çıkar gibi adeta. Her gece Kadir Gecesi olabilir. Gelin ıskalamayalım. Çünkü Kadir Gecesi'ne eğer denk gelirseniz okuyacağınız bir Kur'an harfine Cenab-ı Hak en az 30 bin sevap veriyor. Normalde verdiğinin 30 bin katı daha sevap. Yani bu da 80 küsür senelik bir manevi ibadet hayatını bizlere kazandırıyor. Ya bundan gafil olmak kadar büyük bir ıskalama şekli var mı? Bundan büyük mahrumiyet olabilir mi? Iskalamamak için ne yapmak lazım? Her günü Kadir bilmek lazım. Sizler de hem evinizde bu ibadetleri yaparak değerlendirebilirsiniz ve çınar altındaki işte bu güzel videoları izleyerek hem de bunları paylaşarak sevabınızı daha katmerli hale de getirebilirsiniz. Başkalarına da çünkü vesile olmuş olursunuz. Gelelim Hira günlerine, ilk vahiy ve peygamberliğin ilk günlerine. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik gelmeden önce kimsenin duymadıklarını işitir, görmediklerini görürdü. Mekkeliler o zaman cahiliye döneminde Buvane ismi verilen bir putun etrafında yılda birkaç kez buluşup onu tazim ederlerdi. Hiç puta tapmamış olan ve putlardan nefret eden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan kaçınınca halaları ve akrabaları onu kınamıştı. Çocukluk yaşta aile büyükleri tarafından kınanmak Efendimiz'e biraz ağır geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlarından uzaklaştı. Bir süre sonra döndüğünde beti benzi atmış bir şekilde döndü. Ne olduğunu sorduklarında kendisine cin musallat olmasından korktuğunu söyledi. Halaları, Allah seni şeytanla müptela kılmaz, sen güzel ahlaklısın dediler. Peygamber Efendimiz başından geçenleri anlatınca onlar hayret ettiler. Dedi ki Efendimiz, ben puta yaklaşınca beyaz ve uzun bir adam peyda olup ey Muhammed geri dön, sakın ona el sürme diye bağırıyordu. Yine bir başka hatıraya dokunacak olursak, çocukluğunda oyun oynamak için arkadaşlarıyla taş taşıyorlarken çocuklar üstlerini çıkarmışlardı. Tam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da çıkaracakken görünmez bir elin darbesini aldı ve durdu bir anda. Bir süre sonra amcaoğlu üstünü çıkarıp rahatça taş taşıması için gömleğinin bağını çözmek adına uzandığında Nebiler Nebisi düşüp bayılmıştı. O günden sonra onu çıplak gören olmamıştır. Yine çocukluğunda çobanlık yaparken hayvanlarını arkadaşlarına emanet edip Mekke'deki eğlenceye bakmak üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitmişti. Eğlenceden kastım düğün. Müzikler çalınıyor, insanlar oynuyorlardı. Yani bir düğün vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam izlemeye gitti. Oturur oturmaz yine bayılmıştı. İkinci gecede aynı şey olunca bir daha teşebbüs etmemişti. Güllerin Efendisi Peygamberimiz bu gibi sıra dışı hallerin manasını ömrü boyunca hep düşünmüş, ruhunun aradığı yüksek hakikati bulmaya çalışmıştı. Bir yandan da sosyal problemleri çözmek için o yüksek hakikatin arayışındaydı. Toplumun yaşadığı ahlaki çöküşün önüne geçmek adına insani çabaları da olmuştu şüphesiz. Şahsi anlamda dostluğu, hayırseverliği, güler
yüzü, güzel ahlakı, güzel komşuluğunun yanı sıra toplumda da sosyal sorumluluk alıyordu. Bunun şüphesiz en güzel örneği Hılful Fudul hareketiydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 20 yaşlarındayken amcalarına Ficar olaylarında yardım etmişti. Ficar olayları Arapların 10 yıllarca kan dökmesine sebep olan küçük ölçekli savaşlardı aslında. Yasak olan haram aylarında çıkan 4 savaşın 4.süne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam katılmıştı ama savaşacak kuvvetli olmasına rağmen savaşmamıştı. Sadece düşen okları toplayıp amcalarına verme işini yapmıştı. Bu kavgadan dönülürken Yemen tarafından gelen bir tüccarın malını Mekkeli As bin Vail gasp etmişti. Bu ismi ilerleyen videolarımızda da duyacaksınız. Adam hiçbir şekilde ne malını ne de malının bedeli olan parasını alamayınca Kabe önünde bağırmış, çaresizliğine yardımcı olacak kimse yok mu demişti. Bu çağrıya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Zübeyir koşmuştu. Çözüm için gayret edebilecek kişilerle Abdullah bin Cuda'nın yaşça en büyüğü o olduğu için onun evinde şu sloganla buluşuldu. Kim olursa olsun zalimin karşısında, kim olursa olsun mazlumun yanında. Mazlumun hakkını zalimden alıncaya dek. Bu şekilde ahdettiler. Hazreti Ebubekir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte bu hareketin içinde yer aldı. Bu hareket nice mazlumun hakkını zalimden kurtarmış, cahiliye Mekke'sinin karanlığı içinde bir nebze ışık olmuştu. Peygamberlik günlerinde o günleri ne zaman yad etse yine çağrılsam bugün de giderim derdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buradan bugünün Müslümanlarına da çok dersler, çok mesajlar elbet çıkacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına gelene kadar 38 yaşlarından itibaren bir takım ışıklar görüyor, sesler işitiyordu. Onun bir diğer hali de kalabalıklarda bunalıyordu. Ruhu inziva arıyordu. Mekke'den sık sık ayrılıp kimsenin bilmediği kuytulara giderdi. Ramazan ayında da bir ay Nur Dağı'nda itikafa girerdi. Mekanı da Hira Mağarası'ydı. Orası onun için sığınak, mescit ve tefekkür yeriydi. Toplumun halini, kendi ruhundaki arayışı düşünüyordu. Hira zaten arayış demekti. Ruhunda yüksek bir hakikat arayışı vardı. Kainatın manasını arıyordu. Kendi manasını arıyordu. Bir yandan duyduğu sesler arttıkça endişesi ve korkusu da artıyordu. Bu durumu eşi Hatice ile de paylaşmıştı. Ağaçların, otların ona selamını duyuyordu. Hazreti Hatice onu teselli etti. Peygamberliğin yaklaştığı zamanlarda sadık rüyalar da görmeye başladı. Gördüğü rüyalar ertesi gün birebir çıkıyordu. Bu durumda korkusunu biraz azaltmış, peygamberliğe onun kalbini ve ruhunu hazırlamaya başlamıştı. Bu rüya durumları uyanıkken de yaşanmaya başladı ilerleyen günlerde. Cebrail Aleyhisselam ile tanışması da bu şekilde önce uykuda sonra uyanıkken olmuştur aslında. Ramazan ayının 15. günü olduğu rivayet edilir. Peygamberimiz rüyasında Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Bu rüyanın üstünden 2 gün sonra yine mağaraya gitmek için büyük bir istek duydu. İlk ayetin indiği Hira mağarasına isterseniz beraberce gidelim. Kim bilir nasıl bir haşyet, nasıl bir korkuydu Cebrail gibi azametli bir meleği görmek. Binler yıllık bir İslam davasını omuzlarına yüklenmek. Yıllar sonra Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetini gösterecek ve bu ayet beni ihtiyarlandırdı diyecek. Belini büken bir davanın yükünü o Hira'da yüklenecekti. Bir rivayete göre 17. gün pazartesiydi. Tefekkür ederken birden mağara nur ile doldu ve misk kokuları duyuldu. Cebrail aleyhisselam tüm ihtişamıyla görüldü ve Efendimiz aleyhisselatü vesselama oku dedi. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam hayret ve korkuyla ben okuma yazma bilmem dedi. Cebrail onu nefesi kesilene kadar sıktı, bıraktı, tekrar oku dedi. Bu 3 kere böyle devam etti. Sonra ne okuyayım diye sordu Peygamberimiz. Cebrail ona yaratan Rabbinin adıyla oku diyerek Alak suresinin ilk 5 ayetini okudu. Cebrail ona Rabbinin selamını getirmişti ve artık peygamberlik gelmişti. Yetimliği bitmişti Peygamberimizin. Burada ilginç bir anekdot var. Kainatı yoktan var eden sonsuz ilim sahibi olan Allah'ın Habibim dediği, yaratılmışların en şereflisi, Nebiler serveri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilk konuşması, onun üzerinden gönderdiği ilk vahiy ve ilk emir namaz kıl değil. Tek olan Allah'a inan da diyebilirdi ama o da değil. Pek çok şey olabilirdi ama hepsinin yerine oku denilmesi İslam'ın en derin yönlerinden birisidir aslında. Demek ki Zübeyir Gündüzalp abinin de dediği gibi okumak bir şeydir ama her şey o bir şeyden çıkıyor. Oku öyle bir emir ki içinde her şey var. Fakat bir diğer ilginç husus şu. Her şeyi bilen sonsuz ilim sahibi olan Allah peygamberimizin okuma yazma bilmediğini bilmiyor mu? Biliyor. Okuma yazma bilmediğini bildiği halde neden ona oku diyor? Ve dahası peygamberimiz bu emri aldıktan sonra hemen gidip bir mektebe mi yazılmıştı? Hayır. Peki 23 senelik hayatında okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Peki emri itaatsizlik mi etmiş oldu? Elbette ki hayır. O okuma bilmiyordu ama kainatın en iyi okuyan gözlerine sahipti.
o gözlere canlar feda. Devam eden ayetlerden anlıyoruz neyi okuma emri verildiğini. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir et parçasından yarattı diyor da ayet. Demek ki insanı ve insandan kainatı oku diyor Allah. Rabbinin adıyla oku. Sanatı sanatkârı ile gör. Çünkü yazı yazarından haber verdiği gibi kainattaki tüm varlıklar var edenini tanıtıyor. Kendini okuyan Rabbini tanır. İşte Üstad Bediüzzaman ey kendini insan bilen insan kendini oku. Yoksa hayvan hükmünde yahut cansız ceset hükmünde insan olmak ihtimalin var derken bu hususu açmış, izahlamış oluyor. Zaten tüm okumalar bu esas okumayı yaptırabilmek için vardır. Yoksa anlamsız, beyhude olur. İlk emri alan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam korkmuştu. O da bir insandı sonuçta. Mağaradan çıkıp koşarak kilometrelerce ötedeki Mekke'ye giderken semayı Cebrail'in kapladığını görüyordu. Nereye baksa ufku komple kaplayan haşmetli bir melek düşünün. Ve dağdan inerken taşın veya ağacın yanından geçse, yanından geçtiği bütün taşlar ve ağaçlar onun peygamberliğini müjdeleyip ona selam veriyordu. Düşünün dağ taş böyle selam veriyor. Kainat alakadardı elbette. İlk ayetler inince gönlüne vahyin yükünün ağırlığı onu tesir altına almıştı. Koşarak evine gitti. Hatice'sine. Peygamberimizin gidebileceği çok arkadaşı, çok akrabası varken fırtınaları dindiren o metin limana hemen Hazreti Hatice'sine koştu. Zemmiluni, zemmiluni diyerek üstünü örtmesini istedi. Tir tir titriyordu, soğuk terler akıtıyordu. Üstümü örtünüz dedi. Hazreti Hatice'miz ona dağlar gibi bir dayanaktı. Örnek bir saliha eşti. Dert ortağıydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun bu ümmetin en hayırlı kadını olduğunu söyler. O gün şefkatiyle sarıp sarmaladı Efendimiz'i. Hazreti Hatice o sırada hamileydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kapıda görünce nerede kaldın, neredesin sen, başına ne geldi, ben sana demedim mi bir daha oraya gitmeyeceksin falan gibi bir takım sözler söyleyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı incitmedi. Feraseti ve basiretiyle çok akıllı bir insandı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bütün asaletiyle, asilliğiyle daima destek oluyordu. O an ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardımcı olmak için çırpınıyordu adeta. Peygamberimiz bana bir zarar ilişmesinden endişe ediyorum diye korkusunu dile getirince teselli etti Hazreti Hatice annemiz. Merak etme, sen fakire kol kanat gerer, düşküne yardım eder, akrabayı gözetirsin. Allah seni zayi etmez dedi. Tıpkı Hacer anamızın Hazreti İbrahim'e merak etme, Allah bizi zayi etmez deyişi gibiydi bu. Aynı ruh, aynı şuur, aynı iman da Hazreti Hatice'deki. Bir tarafta Hacer anamız, bir tarafta Hatice anamız. Hadi ayır ayırabilirsen. Analarımızın hepsinden Allah razı olsun. Analarımızı özellikle de Hatice anamızı çok seviyoruz. En sıkıştığım vakitlerde Hatice anam benim ümidimdir. Analar gitseler de evlatlarını terk etmezler. Ana beni ortada koyma, bana kol kanat ger. Eşin Resulullah benim de elimi tutsun, benden yüz çevirmesin diye ona koşacağım inşallah. Hatice anamız gül yüzlü rahmet peygamberinin nazarında da çok değerliydi. Hira mağarasında yüklenen böyle bir ağır dava yükünün yalnızlığını hafifletiyor. Aşkın yolunu yürüyen aşkın rehberine yol arkadaşlığı yaparak yükü paylaşıyordu. Canıyla, malıyla, yüreğiyle, aşkıyla, her şeyiyle. Hatice anamız peygamberimiz sakinleşince onunla beraber amcasının oğlu Varaka bin Nefel'e giderek olanları anlattı. Varaka eski semavi kitapları okumuştu. Beklenen Resul'ün vasıflarını biliyordu. Beklenen peygamberliğin geldiğini söyledi. Peygamberimizi müjdeledi ve teselli etti. Ey Muhammed, müjde! O gördüğün Ruhul Kudüs'tür, namus-u ekberdir. Allah'ın meleği Cebrail sana son peygamberlik gömleğini giydirmiş. Keşke davanı yaymana yetişebilsem. Halkın seni şehrinden kovacağı gün sana yardım ederdim. Korkarım ömrüm yetmeyecek dedi. Peygamberimiz şaşırdı. Halkım beni çok severler, neden beni şehrimden çıkarsınlar ki dedi. Varaka cevapladı. Hiçbir peygamber yoktur ki halkı onları şehirlerinden sürgün etmesin dedi. Daha sonra peygamberimiz ve eşi Hatice anamız bu davanın ilk gününün heyecanını beraber paylaştı. Düşünün, ilk ümmet bir kadındı. Peygamberimizin ilk ümmeti bir kadın. İlk namaz kıldırdığı kişi bir kadındı. Peygamberliğin ilk günü namaza başladı. Düşünün, cemaatle kılınan ilk namaz, imamlıkta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Nasıl tatlı bir sesle, tatlı bir heyecanla tekbir alıyordur kim bilir. O sahneye şahit olmayı ne kadar çok isterdik değil mi? Rüya gibi. Peygamberimiz hem kul hem peygamberdi. İslam'a ilk girdiğimizde şehadet getirirken Muhammeden abduhu ve resulü diyoruz zaten. Dikkat edin, krallığı istememişti. Kul olmayı istemişti.
Kulluk onun için en büyük krallıktı. Bir gün Abdullah bin Mesud peygamberimizi mescitte hasırın üstünde uyurken görünce baktı ki yüzüne hasırın izi geçmiş. Anam babam her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Keşke yumuşak bir şeyler serseydik demişti. Peygamberimiz de dünya rahatlığı neyime gerek? Ben ağaç altında dinlenip gidecek bir yolcuyum. Ahiret yurdudur dedi. Benzer bir konuşma Hazreti Ömer'le aralarında geçmişti. Pek çoğunuz zaten bunu biliyordur. Bir gün Hazreti Ömer peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdi. Yüzünde rahatsız bir yerde yattığı için sepet gibi bir hasırın izi çıkmıştı. Hazreti Ömer bunu görünce ağlamaya başladı. O koca 2 metreden uzun devasa zat çocuklar gibi ağlıyordu. Peygamberimiz sebebini sordu. Nice değersiz krallar kuş tüyü yastıklarda yatarken sen alemlere rahmet peygambersin. Sana reva mı bu demişti de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu teselli etmişti. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların olsun. Ahirette bizim demişti. Peygamberliğinin ilk gününden son gününe kadar da öyle devam etti. Ne bir taht, ne bir malikane, ne bir saray, ne bir köşk inşa ettirmişti. Ne kıyafetlerinde üstünlük alameti vardı. Hatta ilginç bir hatıra anlatayım. Bir gün Medine'ye 2 tane elçi gelmişti. Dünyayı sallayan bu Medine şehir devletinin innesiymiş diye diplomatik görüşmeler yapmak üzere geldiler. Şehrin içini turlayıp durdular. Ne bir yönetim binası, ne bir saray, ne bir taht bulamayınca şaşırdılar. Kalabalığın olduğu yere baktılar. Lider olduğu giyiminden belirgin olan hiçbir kişi göremediler. Bir kişi bile göremediler. En sonunda insanlara su dağıtan, hizmet eden kişiye yanaşıp sordular. Bu kavmin efendisi kimdir? Hizmet eden kişi tebessüm etti. Seyyidül kavmi hadimun dedi. Yani bu kavmin efendisi bu kavme hizmet edendir. Bu cevabı veren peygamberimizden başkası değildi. Belagat dolu veciz bir söz söylemiş oldu. Yani benim zira hizmet eden kişiyim demiş oldu. Hem de ümmetinin başında olan kişiler ümmete patronluk değil hizmetkarlık felsefesiyle başa geçerler, geçmeliler demiş oldu. Rabbim ümmetin işini ne ölçüde alırsak hizmetkarlık mentalitesinde olmayı nasip eylesin hepimize. Geri dönelim Hira'ya inen nurla parlayan aşkın yoluna, yolun başına. Kur'an-ı Kerim bir diğer rivayete göre Ramazan'ın 27.si gecesi indirilmeye başlandı. Tam olarak hangi gece olduğu Allah tarafından gizlense de bilinen şudur ki Kadir gecesi inmiştir. Ve Kur'an 23 yılda tamamlanmıştır. O günden sonra her Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam karşılıklı Kur'an'ı birbirlerine okurlardı. Ramazanlardaki mukabele geleneği de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Hangi ayet indiyse Peygamberimiz onun manasını açıklardı ve talim ederdi. Halka halka genişlemeye başladı ilk ayetle başlayan aşkın yolu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam kızlarını anlattı. Onlar da İslam'a girdiler. Aşkın yolunun yüreği aşkla çarpan yolcularının sayısı artıyordu. Tek başına çıktı yola aşkın rehberi. Bir iken 2 oldular. Sonra zamanla 10 oldular. 100 oldular. 1000 oldular. Milyarlara çıktı sayı. Ama her şey ilk mektep olan Hazreti Hatice'nin evinde başladı. O Kabe'nin ikizi denilen o güzel evde. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretle orayı terk etmek zorunda kalmasıyla Peygamberimizin akrabası Akil'in el koyduğu güzel ev. Peygamberimizin kızları İslam'a sarıldı. Saflar büyüyordu. Peygamberimiz ve Hazreti Hatice erkek evlatlarını kaybetmekle evlat acısı yaşamışlardı. Ama kızlarından nesilleri devam edecekti. Kızları için de Hazreti Fatıma'dan. Dilerseniz burada hikayemize bir parantez açıp Hazreti Fatıma'dan bahsetmek istiyorum yeri gelmişken. Sonra yine vahyin ilk günlerine döneriz. Çünkü bizlerin ondan yani Hazreti Fatıma'dan alacağı çok nasibi var. O muazzam bir ufuk, müthiş bir insan. Kalbim böyle pır pır ediyor ondan bahsederken. Anaların anası o. Binti Ebiha. Yani babasının kızı. Ümmü Ebiha. Yani babasının anası. Ehl-i Beyt'in peygamber neslinin anası, kökü. Cennetin en hayırlı 4 hanımından biri. Hazreti Ali'nin eşi Hasan ve Hüseyin'in annesi Fatımatuz Zehra. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en çok benzeyen kişi oydu. Hazreti Ayşe der ki vallahi ben başka hiçbir kızın babasına bu kadar çok benzediğini görmedim. Gülmesi aynı o, ağlaması aynı o, yürüyüşü aynı o, konuşması aynı oydu. O babasının kızıydı. Peygamberlik yıllarında dünyaya geldiği için zulüm ve işkencelere şahit oldu. Neredeyse çocukluğunu yaşayamadı tam olarak. Küçük yaşta olgunlaştı. Annesinin vefatından sonra da babasına en büyük destekçi yoldaş oldu. Mekke'nin çetin günleriydi. Allah birdir dedikleri için türlü işkencelerin müminlere reva görüldüğü günlerdi. Bilal'in üzerinde kızgın kayaların yuvarlatıldığı, Habbab'ın ateşe atılıp derisinin dağlandığı, kimi inananların işkencelerde şehit edildiği o zor günlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Abdullah İbni Mesud, Ebu Cehil'in haince bir plan yaptığı
yaptığını ve birilerine deve işkembesi getirip peygamberimizin başına bırakırsa ödüllendirileceğini söylediğini duydu. Ama ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Biraz ileride az önce kesilmiş bir hayvanın işkembesi yüklenilip getirildi. Bir kişi altında kalsa nefes alamaz boğulurdu ki istenen de buydu. Haince planlarını yaptılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam secdedeyken başının arkasına bıraktılar. Çaresizlik hakimdi. Müslüman sayısı çok azdı. Eziliyordu Müslümanlar. Kimse korkularından engel olamıyordu. Tam o sırada uzaktan birinin kalabalığı yararak geldiği görüldü. O kişi 10 yaşındaki Hazreti Fatıma'ydı. Koşarak geldi. Bir yandan da ağlıyor, bir yandan küçük elleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstündeki o kocaman işkembeyi ite ite Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kurtarıyor. Nice erkeklerin yapamadığını yapıyordu. Sarıldı sımsıkı babasına. Babacığım dedi, bunu sana nasıl reva gördüler? Babası da onun gözyaşlarını siliyor, Fatıma'sını teselli ediyordu. Üzülme kızım, Allah babanı zayi etmeyecek diyordu. O da babasına sarılarak teselli oluyordu. O babasının anasıydı. Her şeyle çok benziyordu babasına. Dış görüntüsü, jest ve mimikleri gibi ahlakı da aynı babasının ahlakıydı. O yüzden en seçkin sahabeler ona eş olup bu şerefe nail olmak istediler. Ama Resulullah kabul etmedi. Onu Ali bin Ebi Talib'e verdi. O günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok özlüyordu. Diyordu Fatıma'nın annesini. Ona baktıkça sırdaşı, yoldaşı Hatice'yi hatırlıyor, gözleri doluyordu Nebiler Nebisi'nin. Hazreti Ali ile evlendirdiği gün içini çekti kızına bakarak. Ah ne güzel olurdu, annen Hatice de burada olsaydı, çeyizini hazırlasaydı dedi. Peygamber kızına yakışır bir cevap geldi Fatıma'dan. Babacığım, bana çeyiz olarak senin öğrettiğin iman dersleri ve ahlak yeter. Gerçekten de öyleydi gönlü. Mesela Hazreti Ali'nin evlilik için mehir olarak verecek parası yoktu. Hazreti Ali kalkanını satmıştı, 400 dirhem etmişti. Fatıma istememişti mehir olarak. Hepsini Ali'nin düğün masraflarına hibe etmişti. Mütevazi bir evlilik yapılmıştı. Zira ne Ali'nin beyaz atlı prens olma hayali vardı ne de peygamber kızı Fatıma kendini prenses olarak düşlüyordu. İkisi de alemlerin Rabbine sevdalı yüreklerini İslam davası yolunda dert ortağı kılacak mümin olma hassasiyetindelerdi. Düğünlerin en sadesi ama en nurlusu, en sürürlüsü oldu. Gül suyu ve bal şerbeti ve hurma ikram edildi gelenlere. Sahabenin aktardığına göre gördükleri en güzel düğün. Düğünden sonra hanelerine girdi rahmet peygamber aleyhissalatü vesselam. Ali'yi sağına, Fatıma'yı soluna oturttu. Bana bir kap su getirin dedi. Bir kapta su geldi. Felak ve Nas surelerini okudu. Onlara hayır duaları etti. Elini suya daldırıp üstlerine böyle serpti hafifçe. Ve peygamber nasihati geldi düğün hediyesi olarak. Kızım sen kocana yer ol ki o sana gök olsun. Sen ona cariye ol ki o sana köle olsun. Kocana yumuşak davran. Öfkeli hallerinde sessizce yanından uzaklaş. Öfkesi geçinceye kadar ona görünme. Ağzını ve kulağını muhafaza et. Kocan sana fena söylerse söylediklerini duyma ve sakın mukabelede bulunma. Daima senden güzel söz işitsin, güler yüz görsün. Rabbim bize de böyle bir duruş nasip etsin. Bütün kızı olan babalara böyle nasihatler vermeyi nasip etsin. Böyle nasihatler dualarla sağlam temeller atılarak başlayan bir evlilikte sarsıntı olur mu? Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'nin hanesine yaklaşınca içeriden gülüşmeler duyar. Ehli beyti sürurlu duymak onu da mutlu eder, şükreder Rabbine. Hemen izin ister içeri girer. Fatıma annemiz ile İmam Ali'nin ortasına oturur. Fatıma annemiz der ki, o gelince ayaklarımı çektim, ayaklarım Resulullah'ın ayaklarına değdi. O gün Resulullah'ın ayaklarının serinliğini hissettim. Bu cümle beni çok duygulandırıyor. Düşünsenize ayağınız onun ayağına değdiğini. Çok samimi, çok gerçekçi geliyor bu ufacık detay. Kim bilir nasıl bir histi onun ayağına dokunmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorar, hanemi neşeyle dolduran nedir diye. Hazreti Fatıma der ki, babacığım Ali ile tartışıyorduk. O dedi ki, Resulullah beni daha çok seviyor. Ben dedim ki, hayır, beni daha çok seviyor. Sen söyle, hangimizi daha çok seviyorsun? Aynı babası gibi tebessüm etti. Babası nur yüzlü rahmet peygamberi. O da tebessüm etti ve dedi ki, kızım vallahi seni bir babanın kızını sevdiğinden çok daha fazla seviyorum. Ve Hazreti Ali'ye döndü. Hazreti Ali'ye dedi ki, ya Ali seni de bir kardeşin kardeşini sevdiğinden çok daha fazla seviyorum. Hazreti Fatıma'yı bir başka seviyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tüm çocukları o hayattayken vefat etmişti. Biri hariç o da Hazreti Fatıma. Daima arkasındaydı babasının. Çetin günlerde de hep beraberlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da 15 kadını su taşımak ve yaralılara bakmak üzere ordunun gerisinde görevlendirmişti. Birisi de Hazreti Fatıma'ydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürüldüğü yalanı yayılınca hemen Uhud eteklerinden aşağı doğru koşmaya başladı. Nihayet babasını görünce rahatladı. Çok sevindi. Fakat babası kan revan içindeydi. Sarıldı babasına. O savaşın dalgası sona ermek üzereyken babasının yüzünü gözünü siliyordu. Kocası Ali'yi su getirmesi için çağırdı. Hazreti Ali kalkanı içinde su getirdi. O suyla babasının yüzünden boşalan kanları temizledi. Miğfer yüzüne battığı için yara derindi. Kan durmuyordu.
Hemen bir çaput yakıp küllerini basarak yarayı durduran Hazreti Fatıma'dan başkası değildi. Savaştan sonra babasının yaralarıyla ilgilenen, bir ay boyunca onu tedavi eden de oydu. O babasının anasıydı. Bir gün el değirmeni çevirmekten Fatıma'sının ellerinin yara olduğunu gören Hazreti Ali, kendi ellerinin de yaralı halini gösterip kuyudan para karşılığı su çekerek çocuklarımıza ekmek alıp karınlarını doyurma işi yapmakta zorlandığını, çocukların da açlıktan ağladığını söyleyerek Hazreti Fatıma'yı babasından yardımcı istemek üzere göndermek istedi. Babası gibi istinasından, yani hiçbir şey talep etmemekten, hiç kimseden hiçbir şey isteyemeyen ahlaka sahip Fatıma'ya bu çok ağır geldi, fakat çocukların açlıktan ağlamasına tahammül edemedi. Tamam dedi boynunu bükerek. Düşünün, bir ülke lideri ki kendi ailesi ülkenin en fakiri. Ehli Beyt'te açlık hakimdi her daim. O sırada peygamberimize pek çok köle gelmişti ganimet olarak. Hazreti Fatıma Ümmü Eymen'in yanında olan Resulullah'ın kapısını çaldı. Sevgi peygamberi heyecanla ayağa fırladı. Bu Fatıma'nın kapı çalışı dedi. Kapı çalışını bile tanıyordu. Sevgi böyledir. Sevdiğinin kapı çalışını bile ezberlettirir. Kapıya koştu, kızını karşıladı, öptü, kokladı, ellerini aldı, yerine oturttu. Buyur kızım, nedir seni buraya getiren dedi. Hazreti Fatıma söyleyemiyordu. Efendimiz bir şeyler söylemek istediğini anladı. Tekrar sordu. Fatıma anamız dedi ki, meleklerin gıdası tesbih, tahmid, tekbir ve zikirdir babacığım. Peki ya insanların gıdası nedir? Dedi ve gözleri doldu. Hikmetin zirvesi olan Nebiler Nebisi anladı aç olduklarını. Ellerini sımsıkı sıktı. Gözlerinin içine bakarak dedi ki, kızım, babanın evinde bir aydır hiçbir kazan kaynamadı, hiçbir aş pişmedi. Babası da günlerdir açtı. Fatıma boynunu bükerek hizmetçi ihtiyacını söyledi. Efendimiz o köleleri İslam'a hizmet eden ilim talebeleri olan Suffi ashabının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarruf edileceğini söyledi. Buna karşılık sana bundan daha hayırlısını öğreteyim mi dedi. Hazreti Fatıma evet ya Resulallah dedi. Her gece yatmadan önce 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de dedi. Bir rivayete göre 34 defa Allahu Ekber de. Hazreti Fatıma tebessümle mutlulukla oradan ayrıldı. Çünkü onlar bedenlerinden ziyade ruhlarını doyurmakla daha çok ilgileniyorlardı. Yine başka bir açlık imtihanında Hasan ve Hüseyin'in açlıktan ağlamalarına dayanamayan Fatıma anamız Resulullah'ın yanına geldiğinde benzer bir konuşma geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer şöyle söylüyordu. Dışarıdan birkaç keçi geldi. Birini kesip sana mı vereyim, yoksa Cebrail'in bana az önce öğrettiği 5 kelimeyi mi sana öğreteyim? Ruhunun doymasına daha düşkün olan Fatıma anamız bana o 5 kelimeyi öğret babacığım dedi. Cebrail dua ederken şu 5 cümle ile dua etmemi istedi. Ey ilklerin ilki, ey sonuncuların sonu, ey kuvvet sahiplerinin en güçlüsü, ey düşkünlerin en şefkatlisi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Bu 5 cümleyi söyle, sonra Allah'tan ne istersen iste dedi. Fatıma anamız yine eli dolu olarak dönüyordu evine. Kapıyı çaldı. Hazreti Ali açtı kapıyı. Ne yaptın dedi. Hazreti Fatıma anlattı olanları, öğrendiği duayı. Hazreti Ali de aynı ufkun insanı. Dedi ki, sen kendin için de bizim için de hayırla dönmüşsün. İlerleyen günlerden yine çetin bir açlık günüydü. Ahzap günüydü. Hazreti Fatıma eline geçirdiği bir parça unla ekmek yapmış, hemen babasına koşmuştu. Resulullah bu nedir diye sordu. Bu ekmeği sana getirdim babacığım. Nefsim sen yemeden rahat etmedi dedi Fatıma. Efendimiz dedi ki, kızım, bu 3 günden beri babanın ağzına giren ilk lokmadır. Bu rivayet beni çok etkiliyor. Bir tarafta o, bir tarafta biz. Ne kadar şükürsüzüz, ne kadar nankörüz değil mi? Hazreti Fatıma'nın ona düşkünlüğü ise eşsiz. Fatıma benim bir parçamdır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur diyor. Öylesine seviyor, öylesine seviliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman Medine'den ayrılsa en son gördüğü kişi Hazreti Fatıma, ne zaman Medine'ye varsa ilk gördüğü Hazreti Fatıma'ydı. Mesela Hayber dönüşü önce Mescid-i Nebevi'ye varmıştı. Sünneti üzere sağ salim Medine'ye geldiği için 2 rekat şükür namazı kıldıktan sonra Fatıma'sını ziyarete geldi. Hazreti Fatıma kapının önüne çıkmış, yolda babasını gözlemekteydi. Babasının geldiğini görünce bekleyememiş, babasına doğru koşmuş, ona doyasıya sarılmıştı. Hangimiz o sahnede Fatıma olmak istemezdik? Resulullah tarafından böylesine sevilmeyi, böylesine özlenmeyi hangimiz istemezdik? Evet, bu mümkün. Aynı kavuşma sahnesi cennette Allah'ın Resulü ile bizim aramızda gerçekleşebilir. Düşünsene, Resulullah'ı görüyorsun uzaktan. Enes bin Malik'in dediği gibi, gecenin karanlığını aydınlatan dolunaydan daha parlak ışıl ışıl yüzüyle. O da uzaktan sana bakıyor. Bakışları içine işliyor. Koşuyorsun, ayağının altındaki toprağı yırtarcasına. Çünkü özlemişsin Habibullah. Hasreti yüreğini yakmış. Sevdası kursun.
sağına oturmuş. Bir kor alev gibi eritiyor benliğini. Koşuyorsun. Ben geldim ya Resulallah diye çığlık atarak. O da sana kucağını açıyor. Gel kavuş bana. Ben de seni özledim. Koşuyor, sımsıkı sarılıyorsun. Gül kokusunu ciğerlerine çekerken huzuru tüm zerrelerinde, dem ve damarlarında hissediyorsun. Bundan daha güzel vuslat var mı? Artık gül yüzlüye, gül kokuluya, güllerin efendisine kavuşmuşsun. Dert tasa kalmamış. İşte o kavuşmada Resulullah'ın da sana iştiyak duymasını, onun da sana sarılmasını istiyorsan Fatıma olmaya çalışman gerekmez mi? Üstad Bediüzzaman da dediği gibi şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın, baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Sen de ömrünü bakileştirecek olan, ebedileştirecek olan peygamberin yolundan gider de bir Fatıma da sen olursan, Fatıma gibi peygambere benzersen sana da aynı hasretle sarılacaktır Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O sahneye geri dönelim. Baba kız birbirlerini özlemişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sımsıkı sarılan Hazreti Fatıma ağlamaya başlar. Bir yandan da babasının üzerindeki yolculuktan kalma tozları çırparak silkeler. Baba der, ne zaman bitecek bu sıkıntı? Ne zaman bu ızdıraplardan kurtulacaksın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor. Sabret kızım. Yakın bir zamanda Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılan her çadıra, taştan kerpiçten yapılan her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır. İnşallah izzetle girmesine bizler de vesile oluruz. Burada Hazreti Fatıma için açtığımız parantezi kapatalım. Gerçekten çok daha hatıra geliyor aklıma ama girdiğimde çıkmam zor oluyor. Meyve dolu bir bahçe gibi onun hayatı. İlk vahyin peşi sıra ilk Müslümanlar arasındaydı Hazreti Fatıma. O karanlık günleri hatırlayalım. Peygamberliğin geldiği zamanda Mekke putlarla ve yanlış davranışlarla kuşatılmıştı. Kan davaları, küçük meselelerden çıkan savaşlar, oluk oluk akan kan, kabile çalışmaları, fakirlik bahanesiyle doğan çocukların öldürülmesi, kız çocuklarının utanç sebebi görülmesi, diri diri gömülmesi, adaletsizlik, zulüm, kötülük, içki, zina, kumar, hırsızlık, gasp. Peygamberimizin görevi de dini tebliğ ile beraber bu kötülükleri de bitirmekti. Peygamberimize ilk iman eden kişi Hazreti Hatice'ye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin en hayırlı kadını demişti. İlk iman eden çocuk şerefine de Hazreti Ali mazhar olmuştu. Peygamberimiz ve eşini namaz kılarken görünce sordu ve Allah Resulü onu dine davet etti. Hazreti Ali bir gece düşündü ve ertesi gün Peygamberimize babama danışmayı düşündüm ama Allah beni yaratırken ona sormadı ki ben neden dinime girmek için ona sorayım dedi ve iman etti. İlmin kapısı olarak anılacak olan Hazreti Ali, Peygamberimizin arkasında ilk namaz kılan erkek olmuş, 10 yaşında bu şerefe nail olmuştu. Olanlardan haberdar olan Ebu Talip, Peygamberimize bu yeni dini sordu. Ona anlatılınca, yaptıklarınızda kötü bir şey yok ama ben dinimden dönemesem de ölene kadar seni korur kollarım dedi. Hazreti Ali'ye de, Muhammed'in yolundan ayrılma, o seni doğruya çağırır dedi. Peygamberimizin evlatlığı Zeyd, Hazreti Ali'den sonra Müslüman olmuştu. Sonra Hazreti Ebu Bekir iman etti. Peygamberimiz onun için herkes İslam'a girmeden önce tereddüt etti. Bir tek o hiç tereddüt etmeden Müslüman oldu demişti. Hazreti Bilal-i Habeşi de en azılı müşriklerin birinin kölesiyken ilk 10 Müslümandan birisi olmuş Müslümanlar arasına girmişti. Hazreti Osman, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Abdullah bin Mesud derken aşkın yolu sevdalı yolcularla günden güne kalabalıklaşıyordu. Artık sayı artınca Hazreti Hatice'nin evine gidip gelmek uygun ve maslahatlı olmadığı için İslam'a yeni giren cömert bir yürek, genç bir kahraman, 19 yaşında evini İslam'a açan, evini medrese-i Nuriye yapan, bugün Çınaraltı'nın da bir şubesi olduğu Hidayet Merkezi'nin ilk halkasını Müslümanlara açtığı eviyle kazandıran bir isim. Az şey vererek çok şey kazanmayı bilmek herkese nasip olmaz. Çok keyif alıyorum onun hikayesini anlatırken ama bugünlük burada noktalayalım. Yarın buradan inşallah devam edelim. İnşallah istifadeli oluyordur sizler için de, bereketli geçiyordur. Görüyorum pek çok kardeşimiz notlar alarak izliyor, çevresinde paylaşıyor. O güzel mesajlarınızı, yorumlarınızı okuyorum. Çok duygulanıyorum sizlerle yüreklerimizin aynı sevdada beraber attığını görünce. Aşkın yolu dedik ama yola çıkarken bilmiyorduk bu kadar çok aşık olduğunu. Rabbim yolun sonunda hakiki sevdaya, sevdasına kavuştursun bizleri. Yarın İslam'ın ilk gençlik merkezi olan Erkam'ın eviyle muhabbetimize devam edeceğiz. Her mecrada herkese haberdar etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.